Bol çeşitli malzemeleri ve geleneksel pişirme yöntemleriyle günün her saatinde sıcacık ürünlere ulaşabileceğiniz Alsancak Dostlar Fırını'na konuk oluyoruz şimdi. Beraber izleyelim. Değerli izleyenler, Altın Rehber programımız İzmir Alsancak'ta tüm hızıyla devam ediyor. Bugün Dostlar Fırını'na konuk olduk. Yanımda işletme sahibi Batuhan Akar Beyefendi var. Batuhan Bey, öncelikle programımıza hoş geldiniz. Sizi kısaca tanıyabilir miyiz? Merhabalar, hoş bulduk. Benim adım Batuhan, İzmirliyim. 23 yaşındayım. Bu işi dededen aldık, dededen devraldık ve devam ettirmeye çalışıyoruz. Bu kadar, hani bu. Peki efendim, Dostlar Fırını dededen toruna geçmiş anladığım kadarıyla. Peki kaç yıldır faaliyet göstermekte? Siz kaç yıldır bu sektördesiniz, kaç yıldır devraldınız? Şöyle söyleyeyim, yaşım 23. Bu işletme Dostlar Fırını olarak 1983'ten beri faaliyette. Dediğim gibi dededen babaya, babadan bana, ben şu an 23 yaşındayım. Tabii kendim bildiğim bir aslında bu sektörün içindeyim, fakat işletme sahibi olarak yaklaşık 1,5 senedir bu işletmenin sahibiyim. Peki efendim, Dostlar Fırını müşterilerine ne gibi hizmetler sunmaktadır? 1983'ten beri olduğu gibi müşterilerimize görmüş olduğunuz gibi kağıtta kendi standartlarımızı bozmadan kendi pişirdiğimiz özel fırın yumurtamızla beraber boyozumuzu sunuyoruz. Ve bunu sunmaktan çok memnunuz. İzmir halkı boyoz çok seviyor. Ayırt etmiyorlar, sabah, öğle, akşam, gece bile yiyorlar. Yani bu İzmir'in vazgeçilmez bir kültürü. Evet efendim, ben de tam o konuya değinecektim. Dostlar Fırını deyince akla öncelikle boyoz geliyor. Boyoz zaten İzmir'in vazgeçilmez bir, sizin de bahsettiğiniz gibi, lezzeti, tadı. Ben az önce de sizinle konuşmuştuk sohbet arasında. Sadece kahvaltıda mı yeniliyor, öğle arası, akşam her türlü boyozu tüketebiliyormuşuz. Onun dışında şu yumurtalara değinmek istiyorum. Neden renkleri kahverengi? Ya şimdi şöyle söyleyeyim. Yumurtalar fırında 12-14 saat arası çok fazla kaynamadan yavaş yavaş kendi tenekelere su doldurduğumuz zaman yavaş yavaş onun ısısıyla, buharıyla yavaş yavaş kaynamadan pişiyor. Ve aslında daha bir lezzetli oluyor. Hani boyozun yanına aslında yakışıyor yani. Yumurtasız bir boyoz asla olamaz. İzmirler için diyorum. Peki efendim, boyoz nedir? Bunu sormak istiyorum boyoz, size. Boyoz nedir? Çok güzel bir soru. Şimdi boyoz İspanyollardan gelen aslında bir kültür. Bollos deniyor. İspanyollar buna bollos diyor. Zamanında İspanya'dan göç eden Yahudiler, Jaco ve Avramus'ta bu boyoz kültürünü İzmir'e getiriyorlar. Getirdikleri boyoz kültürünü İzmirliler zamanında bunlardan öğrenmek istiyor ve beraberce bir iş yapıyorlar. O zamandan tam tarih bilmiyorum ama günümüze kadar bu boyoz yürüyor ve İzmirlilerin vazgeçilmez bir kahvaltısı oluyor. Peki efendim, Dostlar Fırını sadece boyoz değil, boyoz hizmeti değil, ekstradan burada börekler de var. Biraz menünüzün içeriğinden bahsedebilir misiniz? Ya şimdi tabii şöyle söyleyeyim, günümüzde yıl 2017. Tabii ki de insanlar farklı şeyler isteyebiliyor. Farklı tatlar, farklı lezzetler. Tabii ki de bizim asıl yapmak istediğimiz boyoz ve yumurta, ama insanlar hani ne bileyim börek, işte kıymalı börek, gül böreği tarzında şeyler istiyorlar. Poğaça mesela. Poğaça yapmıyoruz ama insanlara gül böreği, kıymalı börek, bunları da sunuyoruz. Tabii ki de farklı lezzetler ve tatlar arıyorlar. Biz de bunu müşterimize vermek istiyoruz. Peki efendim, müşteri memnuniyeti hakkında ne söylemek istersiniz? Neden Dostlar Fırını tercih edilmeli? Şimdi şöyle söyleyeyim, neden bizi tercih etsinler? Şimdi biz kullandığımız yağlarda en iyisine, en güzeline, tahini olsun. Hani boyoz için tahin, yağ önemlidir. Bunların en güzelini, en kalitelisini almak istiyoruz ki tabii ki de müşterilerimizin midesi rahatsız olmasın. Biz ne yiyorsak zamanda dedemizden, babamızdan ne gördüysek eski zamanlardan onları günümüze kadar taşımak istiyoruz ve sağlıklı bir şekilde insanlara bu boyozu yedirmeye çalışıyoruz. Zaten bizim birinci amacımız bu. Biz kendi yiyemediğimiz şeyi niye vatandaşlarımıza ve İzmir halkına yedirelim? Yani bunun için uğraşıyoruz ve lezzetli ve güzel boyozlar yedirmeye çalışıyoruz.